Arkadaşlar merhaba. Büyükçekmece'de 6+2 saunası olan, kendine özel yüzme havuzu olan, havuzunun üzerinde kış bahçesi olan, üst katında özel jacuzzi'si olan çok modern bir villanın turunu yapacağız birazdan. Villanın dıştan görüntüsünü şimdi size gösteriyorum. Birazdan villanın içinde beraber olacağız. Evet, şimdi villamızın arka tarafındayız. Giriş bölümü bu taraftan yapılıyor. Girişte bizi sağ tarafta yaklaşık 4-5 araçlık kapalı bir otopark karşılıyor direkt. Villanın dış yüzeyi komple granit kaplama. Onun dışında bu şekilde yaprak ve çimen desenleriyle güzelleme yapılmış diyebilirim. Sol taraftan direkt havuz bölümüne geçiliyor. Sağ tarafta da dediğim gibi kapalı otoparkın olduğu bölge. Villanın içine giriş yapıyoruz. Villaya girdiğimizde ilk sağ tarafta dolaplar ve ayakkabılık bölümü bizi karşılıyor. Oraya geçtiğimizde sağ tarafa döndüğümüzde villanın sosyal tesis alanı diyebileceğim bir bölge karşılayacak bizi. Burası duş ve tuvaletin olduğu bölge. Buradan devam ettiğimizde karşımıza kapalı yüzme havuzu çıkıyor. Burası ısıtmalı bir havuz. Arka tarafında Türk hamamı. Sol tarafına doğru döndüğümüzde ise sauna karşılıyor bizi. Buradan da direkt tekrardan bahçeye çıkış yapabiliyoruz. Buradan çıkıyoruz. Dediğim gibi burası sosyal tesis alanı gibi diyebilirim size. Böyle kapıyı kapattığınız anda burası ayrı bir bölgeye dönüşüyor direkt. Sol taraftan devam ediyorum. Sol tarafta yaklaşık 40 metrekarelik bir yatak odası mevcut. Yatak odasının içerisinde ebeveyn banyosu ve giyinme odası var. Gördüğünüz gibi. Bu taraf giyinme odası bölümü. Spot ışıklarda aydınlatması yapılmış. Kullanılan malzemeler, birinci sınıf malzemeler. Yatak odasının yanında bir de genel banyo mevcut. Genel banyoda iki tane lavabo var. Videoda sürekli size malzeme kalitesinden bahsetmek istemiyorum. Dediğim gibi zaten birinci sınıf malzemelerden yapılmış villanın tamamı. Dışı olsun, içi olsun, mutfağı olsun, banyosu olsun. Salon bölümüne giriş yapıyoruz daha sonra. Salon yaklaşık 80 metrekare. Burada fan coil sistemiyle yapılmış bir şöminemiz mevcut. Salonun sağ tarafına doğru döndüğümüzde bizi bir ada mutfak karşılıyor. Ada mutfak bölümünün sol tarafında ise yemek masasını vesaire koyabileceğiniz bir alan mevcut. Komple yere kadar cam şeklinde yapıldığı için çok ferah ve güzel bir görüntüsü var. Direkt havuzumuzun önünde kış bahçesi tadında akşam yemeklerini, sabah kahvaltılarını yapabileceğiniz çok güzel bir alan burada var. Mutfak bölümü dediğim gibi. Bahçeye geçiş yapalım. Bahçemizde özel yapılan bir havuz var. Havuz yüksekten alçağa doğru gidiyor. Aynı zamanda şu bölgede çocuk havuzu bölümü var. Havuzun en güzel yanı ise havuzun üstünde kış bahçesi mevcut. Havuzun bu bölümüne ise şezlong koymak için ya da masa koyulması için alçak düzeyde yapılmış bir havuz su yolu var. Buradan direkt merdivenlerden aşağı indiğinizde havuza ulaşabiliyorsunuz. 2200 metrekare bahçe alanına sahip bir villa burası.
Buradan kış bahçesine geçiş yapalım. Kış bahçesinin içinde bir barbekü alanı var. Bu gördüğünüz camlar katlanılabilir, direkt elektronik olarak açılıyor. Bu kış bahçesi istediğiniz dönemlerde komple açılıyor. Açık olarak kullanabilirsiniz burayı da. Kış döneminde kapatıp yaz döneminde açık olarak kullanabileceğiniz bir alan. Bahçemizin ön tarafı büyük bir yeşil alanı mevcut. Dediğim gibi 2200 metrekare arazi üzerine kurulmuş bir villa burası. Villayı tekrardan dıştan size göstereyim. Burada at heykeli var. Villamızın giriş katı bu şekilde dizayn edilmiş. Şimdi üst katlara doğru geçiş yapacağım. Videoya devam edeceğiz. Villamızın orta katındayız şu anda. Orta katında bir hol var bu şekilde. Merdivenin ilk sol tarafında yine bizi büyük bir yatak odası karşılıyor. Burada bir teras mevcut. Yan tarafında ise ebeveyn banyosu var. Bu yatak odası da yaklaşık 40 metrekare. Sol tarafında genel banyo. Devam ettiğimizde yine bir odamız daha mevcut. Bu katta ebeveyn banyosu bulunmayan tek oda diyebilirim size. Buradan direkt terasa da geçiş yapabiliyorsunuz yatak odasıyla beraber. Terasımızda yine havuzumuz ve bahçemizde muhteşem bir manzaraya ait. Villa köşe villa olduğu için aynı zamanda yandaki komşulardan da bağımsız kalıyor. Aynı zamanda kot farkından dolayı yukarıda kaldığı için de yoldan da bağımsız. O yüzden gördüğünüz gibi herhangi bir ses veya gürültü yok. Bu odadan çıkıyoruz. Hemen diğer odamıza giriş yapıyoruz. Burada yine 40 metrekare civarında bir yatak odası, yine bir ebeveyn banyosu. Ön tarafında ise küçük bir balkon var. Yine bahçe manzaramız eşliğinde. Hemen karşı tarafında bir odamız daha mevcut. Burası da yaklaşık 20-25 metrekare büyüklüğünde. Yine ebeveyn banyosunun bulunduğu, küçük bir balkonun bulunduğu bir oda. Burası kapalı otopark bölümüne bakıyor. Villanın giriş alanına bakıyor. Buranın yan tarafında ise çamaşır odası. Gayet büyük bir alan. Yaklaşık burası da 8-9 metrekare büyüklüğünde. Çamaşır dolaplarınızı, çamaşır makinenizi, kurutma makinenizi rahat rahat sığdırabileceğiniz, ütü masası olsun vesaire olsun hepsini koyabileceğiniz bir alan. Bu katımız da bu şekilde. Dediğim gibi bu katta 4 oda mevcut. 4 odanın 3'ünde de yatak ebeveyn banyosu var. Bir odada sadece ebeveyn banyosu yok. Ebeveyn banyosunun olmadığı oda bu oda zaten. Bunun da sol tarafında genel banyo mevcut. Dördüncü banyo olarak ayırmak isterseniz bu banyoyu da kullanabilirsiniz. Dilerseniz genel banyo olarak da kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi üçüncü kata geçeceğim. Üçüncü katta görüşmek üzere. Evet, şimdi villamızın son katı olan üçüncü kattayız. Villamızın üçüncü katı 1+1 lüks bir daire konseptinde dizayn edilmiş diyebilirim size. Üçüncü katta yine bir terasımız mevcut. Havuz manzaralı ve bahçe manzaralı. Sol tarafında Amerikan mutfaklı bir salon
Karşımızda büyük bir cam var. Bu camlar komple açılabiliyor. Yatak odasına doğru geçtiğimizde ise bir sürpriz karşılıyor bizi. Burada geniş bir yatak odası var. Karşımızda çok güzel bir jacuzzi var. Jacuzzi'yi size şöyle göstereyim. Şu anda tam olarak tamamlanmamış aslında burası. Bu bölümler de aynı şekilde ahşap olarak kaplanacak. Tavan aydınlatmaları yapılmış. Bu bölgeye ahşap kaplama yapılacak. Burada gördüğünüz gibi. Yine burada bir terasa çıkış kapısı var. Yatak odasının arka tarafında giyinme odası. Sağ tarafında ise yine bizi bir ebeveyn banyosu karşılıyor. Villamız bu şekilde. Birazdan da size villanın bütün detaylarını bildireceğim. Son kez daha villanın dış bölümündeyiz. Burada size villanın özelliklerinden bahsedeceğim. Dediğim gibi en başta da söylemiştim size. Villamız 2200 metrekare arazi üzerine kurulmuş. 600 metrekare kapalı alana sahip, net kullanım alanı olarak. Müstakil havuzlu, kış bahçeli, jacuzzili, kapalı yüzme havuzlu, saunalı ve hamamlı bir villa. Dediğim gibi en başta da söylemiştim, tekrar ediyorum. Birinci sınıf malzemelerden üretilmiş, daha önce hiç kullanılmamış sıfır bir villa burası. Şu anki etiket fiyatı ise 2.2 milyon dolar isteniyor. Söylemeyi unuttum, girişinde de görmüştünüz. Yaklaşık 4-5 araçlık bir kapalı otoparkı da var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. İyi günler herkese.